Ne habersiniz canlar? Bugün biraz Silent Hill 2 hakkında konuşacağız. Daha doğrusu Blobber Team tarafından geliştirilen ve yine Konami'nin dağıtıcılığını üstlendiği efsanevi psikolojik korku oyunu olan Silent Hill 2'nin remake hakkında konuşacağız. Tıpkı Resident Evil serisinde olduğu gibi tank kontroller tek planlık görüş açısından TPS omuz kamerasına geçen Silent Hill 2'yi belli bir süre oynadım. Hatta canlı yayınlarda baştan sona oynamayı düşündüğüm bir yapım. Bunun sebebi ise aslında benim için çok da uzak bir Tür korku oyunları çok fazla bu kanalda korku oyunlarından bahsettiğimi korku oyunlarını işlediğimi görmediniz. Bunun en büyük sebebi çok basit ben acayip korkuyorum. <laughs> Ya bunu bir şaka veya atıyorum bir challenge olarak görmüyorum. Gerçekten hem çocukluktan hem de gençlikten bu yana korku oyunlarında özellikle hem Resident Evil hem de Silent Hill 2 gibi bu tarzı oyunları oynamaya çok öykünsem de hep kendimi geri çekmek zorunda kalıyorum. Çünkü öldürülemeyen düşman konseptine karşı ciddi bir psikolojik sıkıntım var. Outlast mesela hayatta oynayamam. Birçoğunuz için çıtır çerez bir oyundur belki ama ben orada öldüremeyeceğim bir düşman olduğunda anında gerilmeye başlıyorum. Bununla alakalı en komik anı yaptımsa Ratchet Clank Wild Apart eğer aranızda oynayan varsa ya yani gayet hani çocuk grafikler böyle her şey renkli renkli bir oyun. Orada öldüremediğimiz bir düşman vardı. Ben ondan bile korkmuştum. Benim video oyunlarında böyle bir kendime koyduğum bir ket var ve o ket hiçbir zaman kıramıyorum. Kendime koyduğum bu sınır yüzünden de bazı çok özel oyunları kaçırıyorum. Ta ki Silent Hill 2 Remake'e kadar. Yine çok güzel bir sistem tavsiyesiyle karşınızdayım. Böylece Silent Hill 2 gibi Ray Tracing yeni nesil teknolojileri kullanan oyunlara tamamen hazır olabilirsiniz. Ayrıca sistemin yanında Gaming GameTel'inin kendi markası 899 TL değerindeki GameRider mousepad de hediye. Her zamanki gibi ekran kartıyla başlıyoruz. Asus Dual RTX 4070 12GB Evo. Her türlü oyunu 2K hatta 4K'da oynamak isteyenler için çok iyi bir seçenek. Ayrıca Asus'un gelişmiş çift fan sistemiyle serin ve sessiz çalışabiliyor. Silent Hill 2 gibi oyunların kullandığı Unreal Engine motoru gibi sistemler ışığı gerçek hayatta olduğu gibi yansımalarda da oyunu aktarabiliyor. İşte RTX 4070 gibi bir ekran kartı bu noktada size büyük bir görsel keyif sağlıyor. Yine de ışın izleme sistemler için büyük bir yük olduğundan DLSS 3 hemen devreye giriyor. Yapay da desteğiyle yüksek çözünürlüklerde ışın izlemeyi de kullanarak yüksek kare saniyelere ulaşabiliyorsunuz. Üstüne frame generation da kattığımızda FPS uçup gidiyor. Ek olarak sistem gecikmesini de Nvidia Reflex ile azaltabiliyorsunuz. İşlemci ise AMD Ryzen 5 5600 MPK. Zen 3 mimarisine sahip bu işlemci 6 çekirdek ve 12 iş parçacığına sahip. 4.4 GHz'e kadar boost frekansı sahip esinde de hem oyunlarda hem de içerik üretiminde size çok iyi bir performans sağlıyor. Ekran kartı ve işlemcimizi Asus Prime B550 MK anakart üzerine yerleştiriyoruz. Bu anakart AMD Ryzen 5000 serisi için optimize edilmiş ve PCIe 4.0 desteğine sahip. Küçük form faktörüyle de kompakt sistemler için harika bir çözüm. RAM'ler ise ikili kit halinde. Lexar DDR4 RAM'ler 3200 MHz saat hızına sahip ve 8 artı 8 olmak üzere 16 GB kapasiteyle sisteme yerleştirilmişler. Ayrıca CL16 gecikme süresi Ile de dikkat çekiyorlar. Yine Lexar'ın 500 GB'lık NM610 Pro M.2 SSD'si ise PCIe Gen 3 X4 arayüzünü kullanıyor ve size başlangıç için iyi ve hızlı bir depolama çözümü sunuyor. Ve bu güzel sistem Enermax'in Stariford SF21 RGB kasasına yerleştirilmiş ve güç kaynağı olarak da 600 Watt'lık Cyberbron 2 tercih edilmiş. Kasa şık tamperli cam paneliyle sistemi çok güzel gösteriyor ve RGB fanları estetiği arttırıyor. Ayrıca geniş iç hacim ve hava akışıyla sistemi serin tutuyor. Bu güzel sisteme açıklamalarda paylaştığım bağlantıdan ulaşabilir ve satın alabilirsiniz. Hadi videoya devam edelim. Silent Hill Remake'te tabii ki bunlar değişmedi. Yine işte Premit Kafa genelde peşinize düşüyor. Sıkıntılar yaşıyorsunuz ama özellikle sevenleri için ne anlama geldiğini çok iyi bilen biriyim ki zaten hani çok da eski bir oyun olduğundan. Hani ne spoilerı kaldı ne hikayesiyle alakalı çözümlenmeyen şeyi kaldı. Bunun üzerinden tonlarca YouTube videosu, tonlarca araştırma insanların oluşturduğu farklı farklı eserler türedi. Silent Hill iki aslında bir kültürü şekillendiren psikolojik korku türünde hatta bence bu jenerde yapılmış bugüne kadar en iyi eser. Ve blobber Team'in elindeki hedef, elindeki malzeme dünyanın belki de gelmiş geçmiş en iyi psikolojik korku oyununu yeniden uyarlamakta. İlk fragmanlar gösterildiğinde Silent Hill 2 ilk kez karşımıza çıktığında ben çok umutsuzdum. Bunun en büyük sebebi oyunun çok eski ve teknolojik açıdan çok yetersiz görünmesiydi. Yani burada herhangi bir oyunu, herhangi bir grafik tarzını aşağılamak için söylemiyorum. Silent Hill 2'nin çok daha iyisini hak ettiğini düşündüğümü belirtiyorum ki geçmişte Silent Hill 2 veya diyorum Silent Hill serisini sevenler için çok da iyi şeyler yaşanmadı. En önemli örneklerden biri yıllar öncesinde PlayStation 4'de yayınlanan ve Resident Evil tarzı dediğimiz şu anda veya atıyorum o tarzdaki FPS korku oyunlarından esinlenen bir Silent Hills oyunu gelecekti ve Hideo Kojima tarafından yapılacaktı ve Konami ile Kojima arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle ve Kojima'nın stüdyodan ayrılması sebebiyle bu oyun rafa kaldırıldı. Oyuncular yıllar silent hill 2 ile alakalı veya atıyorum silent hill'in devamıyla alakalı bir şeyler beklerken paçinko makineleri kaykaylar gibi gerçekten umurlarında olmayan bazı ürünlerle karşılaştılar ve gerçek anlamda onlara o silent hill atmosferini psikolojik korku türünün bu atmosferini sağlayabilecek bir oyunu çok açlardı ve oyun bu kadar özensiz ve kötü göründüğünde ben gerçekten blower team'e bunu yakıştıramadım ki öncesinde gerçekten iyi oyunları var İncelemeler anlamında puanlar anlamında hiçbir zaman öyle 90'lar 95'ler görmese de fikirleri olan bir firma direkt Silent Hill'dan esinlenip hazırladıkları Medium adlı bir oyunları var. Ki Medium'da aynı anda iki dünyayı render edebilmek gibi farklı teknolojileri denediler. Hani güzel işte aslında ellerinde güzel bir kumaş var. Güzel bir iş yapabiliyorlar. Bunu sadece kanıtlamaları gerekiyordu. İlk gösterilen fragmanlar ilk gösterilen görüntülerinde Konami tarafından zorlanarak hadi artık bir şey gösterin manasıyla ortaya sürüldüğü sonradan söylendi. Zaten bunun da böyle olduğu ardından çıkan fragmanlarda gerçekten eli yüzü düzgün bir Silent Hill 2 gördüğümüz için silindi gitti ve ben de diğerleri gibi Silent Hill 2'yi heyecanla beklemeye başladım. Burada oturup oyunun incini cıncını, bulmacalarını, düşmanlarını karakterlerini, karakterlerinin neyi kastettiğini, hangi anlama geldiğini, onların arka planlarını, onların geçmişini bu Silent Hill dünyasında neyin yansımaları olduğunu bunların hepsini ezbere bilen hatta çok daha fazlasını teori olarak üreten arkadaşlara ben burada oturup Silent Hill 2 anlatacak değilim. Ben daha çok ne gördüm bu oyun nasıl modernize edilmiş, ne kadar iyi bir oyun var karşımızda bunu ölçümlemek için karşınızdayım. Oyunu ben PlayStation 5'ten oynadım ve PlayStation 5'te performans modunda açtım. Aslında bakarsanız PlayStation Pro çıktığında bence 60 FPS'te oynayın. Her ne kadar uğraşılmış olsa da oyundaki işte ışık efektleri olsun, ray tracing olsun ve özellikle nesnelerin çizimlerindeki pütürler olsun performans modunun biraz sorunlu olduğunu düşünüyorum. Fidelity modunda oyun çok daha iyi görünüyor. Hatta yani Blobber Team'in hazırladığı ray tracing efektleri ışık efektleri bunların hepsini çok daha iyi bir şekilde harmanlıyor. Çünkü Unreal Engine kullanan bir yapım FPS oyunlarını veya diyorum diğer Resident Evil'ın modern oyunlarını düşündüğümüzde orada daha farklı bir oyun motoru kullanılıyor ve ışık aslında orada Resident Evil ekibinin planladığı şekliyle ilerliyor. Yani Silent Hill 2'deki gibi ışık olması gerektiği gibi davranmıyor. Buna uygun illüzyonlar yaratıyor Resident Evil oyunlarında ekip. O yüzden burada birazcık performans modunun fidelity moduna göre yetersiz kaldığını rahatlıkla söyleyebilirim. Ama oyun oynanmayacak gibi mi? Hayır. Yine bence çok güzel görünüyor. Zaten benim de görmek istediğim şey bu. Silent Hill 2 atmosferini günümüze bu çağa ayak uydurabilecek bir hale getirmek. Bu sadece tabii ki grafik anlamıyla açıklanabilecek bir şey değil. Ama grafik anlamında şöyle açıklayabiliyorsun. Sis efektleri çok güzel görünüyor. Hele ilk apartmanlara girdiğimiz bölümde bir anda her yeri sis bastırması ve bunun güzel bir rüzgarla ortaya çıkması, etrafımızdan yaratıkların sürekli olarak saldırıyor olması ve kendimizi o heyecan içinde apartmanın içine atmak falan bu sahneleri falan aslında hani o dönemin teknolojisinden bugüne getirdiğimizde özellikle eski fanları etkileyecek sahneler oluşmasına sebebiyet verebiliyor. Silent Hill 2'ye çok bağlı kalınarak belli şeyler ve bulmacalar değiştirilerek hazırlanmış bir oyun Silent Hill 2 Remake. Silent Hill 2'nin ilerleyişini şöyle masaya koyduğumuzda ne çıkıyor karşımıza? Elimizde bir harita var. Bu harita üzerine belli işaretler var. Buradaki bölgeleri araştıra araştıra James Sunderland yolunu bulmaya çalışıyor. Oyun bize herhangi bir şekilde şuraya gideceksin, şunu yapmalısın demiyor. Yani Silent Hill 2'nin bunca yıl sonra bile halen çok güçlü bir yapım olmasının en büyük sebeplerinden biri sezgisel bir oyun olması. Bir korku oyunu olmasına rağmen insanı kısıtlamayarak neredeyse bir açık dünya gibi belli bir kasabaya bırakıp orada neyi keşfediyorsun, ne kadar keşfetmeye yüreğin var şeklinde bir challenge koyması bir dükkanın öndeyken radyo cızırdamaya başladığında içeri girip içerideki loot'u alacak mısın? Yoksa direkt hedefine mi gideceksin? Burada işaretli bir nampet var. Bu numpad'in ne olduğunu çözüp içerideki dehşeti salacak mısın veya içerideki loot'u toplamaya çalışacak mısın yoksa yoluna devam mı edeceksin? Sürekli olarak oyuncuyu yapay olmayan, o anda kendi çözümlemesine, kendi sırasına bağlı kalarak yapabileceği işlerin ortasına koyuyor ve bulmacayı oyunun temel merkezine koyuyor. Bir kere Silent Hill 2 ana oyunda olduğu gibi bunda da bulmacalar üzerinden ilerleyen bir yapım ama burada önemli bir hatırlatma yapayım. 3 farklı bulmaca zorluk seçeneği var. Ben normal seçeneği açık oynadım. Bloober Team'in de bize tavsiye ettiği zorluk seviyesi bulmacalarda orta seviye. Daha düşük seviyeye aldığınızda bazı şeyler kaçabiliyormuş. Aklınız olsun zaten bunun yarısını yapıyor oyun başlarken ve bulmacalar birazcık daha kolaylaşıyor. Ya yani bu oyunun şöyle bir özelliği de var. Hani bazen takılıp kalmanızı istiyor. Nereye gideceğim ben? Bir dakika şimdi hangi işi yapacağım? Ya ben buradaki kapıyı açtım ama nasıl ilerleyeceğim? Nereye gitmem lazım derken sürekli bulunduğunuz yerde bir döngü haline geçiyorsunuz ve yere düşen düşmanların belli bir şekilde yeniden ayağa kalkabileceği ihtimali ki düşmanları öldürdükten sonra gerçekten yeniden kalkabiliyorlar. Sanırsam orijinal Silent Hill 2'de de böyleydi. Eğer yanlışım varsa arkadaşlar aşağıda yorumda belirtirsiniz. Hata olmasın, yanlış bilgilendirme olmasın. Bu tarzda riskli bir yolculuğa dönüşüyor. Tekrar tekrar geçtiğiniz koridorlarda başka hangi sürprizle karşılaşacağınızı bilmeden Silent Hill kasabasını keşfetmeye çalışıyorsunuz. Ama burada çok önemli bir eleştiri yapacağım. Bence oyunun en büyük sıkıntılarından biri bu. Bazen indicatorlar yani arayüzler görünmeyebiliyor. Mesela şöyle bir şey yaşadım. Bir dolabı açmam gerekiyordu. Dolabı açtığımda da işte oradan içeride bir kasa odası olduğunu gördüm. Bu kasa odasına nasıl gireceğimi bilmiyorum. Ya neredeyse 15 dakika boyunca sürekli dolaştım, dolaştım, dolaştım. Meğersem dolabı kenardan itebiliyormuşuz. Ben bunu nasıl çözdüm? Arayüze girdim mesela boş boş dolanırken. Etkileşim için çıkan o ikonların daha da büyük hale getirince dolabın yanına geldiğimde dolabı itebildiğimi fark ettim. O zaman çıktı. Oyuncuların hani göremeyebileceği bir sıkıntı olabiliyor pek çok şeyde. O yüzden bir odaya girdiğinizde özellikle beyaz noktalara dikkat edin. Hatta eğer benim gibi işte göz problemleriniz varsa sıkıntı yaşıyorsanız bu indikatorları yani bu ikonları en büyük hale getirerek hiçbir şeyi kaçırmayacaksınız. ...kaçırmamaya gayret edebilirsiniz. Elbette bir şeyler kaçıracaksınız. Elbette arkanızda sürekli bir şeyler olacak. Hep bir tedirginlik olacak. Oradaki koridor dönersem başıma ne iş açılacak sorusunu sordurmayı başarıyor. Bunu bence yeni fanlar için de başarıyor. Eskiden Silent Hill 2 oynamış olanlar için de başarıyor. Çünkü özellikle oyunun başı belli oranlarda yeniden dizayn edilmiş. Hem eski oyuncuları hem de bu seriye benim gibi yeni görecek insanlar için de güzel işler hazırlamışlar. Dövüş sistemi son derece basit olmasına rağmen bence... Gay gayet iyi işliyor. Kaçınma tuşumuz var. Sol değil ama. R2 tuşuna basarak düşmanlara elinizdeki çivili sopayla vurabiliyorsunuz. Genelde 2 veya 3 vuruş yaptıktan sonra düşman kendi hamlesini yapmaya çalışıyor. Bazen o hamle yaparken son bir darbeyi indirerek counter atak gibi bir şey yapıp onu yere düşürebiliyorsunuz. Ama genelde 3. veya 2. vuruşu yaptıktan sonra kaçınmaya çalışmanız gerekiyor. Çünkü üstünüzü atlayıp çok yüksek hasarlar vurabiliyorlar. Bu kaçınma tuşunu da etkili bir şekilde kullandığınız aslında dövüşler son derece keyifli hale geliyor. Vuruşlar son derece oturaklı. Düşmana vurduğunuzda inletiyorsunuz resmen. Yere düştükten sonra da bir iki kere daha vurduktan sonra yolunuza devam ederseniz silah zaten kısa bir süre sonra apartmanlardayken aldığınız bir eşya. Ben oyunu tabii ki çok korktuğum için kolayda oynadım. <laughs> o yüzden her yerde çok mermi vardı. Oyunun yani zorluğunu normale getirdiğimizde bu kadar çok mermi var mı bilmiyorum. Çünkü hani bir noktada elimde 50 mermi falan vardı. O hani bazılarınız açısından eleştirilecek bir nokta olabilir. Bence kesinlikle zor zorlukla alakalı bir şey. Oyunu en zorda oynamayı tercih eden oyuncular hani 2-3 vuruşta düşmanları öldürebilecekleri silah yerine çivili sopaya veya daha farklı silahlara daha çok güvenmek zorunda kalacaklardır. Ama kolaydayken hani düşman stresi olmasın diye sanırım her yere bol bol mermi koymuşlar. Yani en başta 2-2 çıkıyordu mermiler sonra böyle 5'er 5'er 6'er 6'er mermi düşmeye başladı. Haberiniz olsun. Ve Silent Hill 2'nin bu kadar özel bir oyun olmasının sebebinde zaten Blobber Team çok iyi kavramış. Dedim ya Medium'da zaten Silent Silent Hill'den çok esinlendikleri bir gameplay ve dizayn kurmuşlardı. Burada direkt Silent Hill 2'yi yaptıklarından meselenin özünü iyi kavramışlar. Sorunları tabii ki var oyunun. Hem grafiksel tarafta bazı hatalar hem yapay zeka tarafında bazı hatalar var ama Silent Hill'in özünü bu kadar iyi koruyup oyunu 3 boyutlu bir evrene taşıyıp omuz kamerasında aksiyon oyunu olmadan o psikolojik korku öğelerini taşıyabilmek onların başarısı olmuş. Eğer oyunu kulaklıkla oynamıyorsanız ki bence kulaklıkla oynamak gerekiyor Dual Sense'te tabii ki özellikleri kullanabildiğinizden Dual Sense hoparlöründen radyoyu vermişler. Mesela düşman size yaklaştığında veya düşmana çok yaklaştığınızda radyo sesi direkt Dual Sense hoparlöründen geliyor. Ama tabii ki böyle bir oyun bu kadar ses üzerine dizayn edilmiş bir oyunu kulaklıkla oynamak isteyeceğinizi varsayıyorum. Hani belki evinizde böyle 7.1 ses sistemi vardır çevresel. Ha o zaman Dua Sens hoparlöründen radyonun gelmesi için ona aktarabilirsiniz ama hani bizim gibi garibansanız kulaklık takıp oynamanız daha mantıklı. Ben gerçekten Silent Hill 2'nin remake'ini başta çok umutsuzdum. İyi bir oyun olacağını gerçekten düşünmüyordum. Çünkü diyorum ya çok özel bir yapım. Oynayın oynamayın Silent Hill 2 bir şekilde gelmiş size dokunmuştur. Gerek karakterleriyle gerek katmanlarıyla hikayenin anlatmak istediğiyle sizin anladığınızın birbiriyle sürekli çelişmesi ve belli bir gizemin yavaş yavaş çözülerek James Sutherland'ın neden bu Silent Hill kasabasına çekildiği veya neden karısının burada bulmaya çalıştığı ile alakalı pek çok şey öğrenmeye başlıyorsunuz. E tabii ki burada yepyeni oyuncular olduğundan ve Silent Hill 2 çok eski bir oyun olduğundan hiçbir şey bilmiyor olabilirsiniz hikayeyle alakalı ama benim yaşımdakiler yani 30 yaşın üzerindekiler oynasalar da oynamasalar da çok önemli bir alt kültür, çok önemli bir oyun olduğundan dolayı hikayesini şu anda neredeyse ezbere biliyorlar. Ya ne yapalım yani spoiler oynamadan da yiyorsunuz Silent Hill 2 gibi büyük bir oyunda. Blobber team'i böyle bir oyun yapabildikleri için Tebrik ediyorum. Bu kadar büyük bir iş yapabileceklerini ne düşünüyordum ne tahmin ediyordum. En baştan dediğim gibi sorunları var mı? Var. Bazı bulmacalar gerçekten çok zorlama. Bu zorlama bulmacaları sadık kalmak uğruna olduğu gibi taşımışlar. Günün sonunda o kadar iyi bir atmosfer oluşturmuşlar ki. O kadar iyi bir Silent Hill kasabası inşa etmişler ki. Ve ana oyunda özellikle eski fanların bu seriye bu kadar düşmesini sağlayan... ...keşif hissiyatı, yalnız yolculuk etme, müziğin çok doğru ve çok iyi kullanımı ve apartman koridorlarında Düşmanlarla olan birebir savaşlar olduğu gibi Silent Hill 2'nin remake'inde de karşımıza çıkıyor. Ben bu oyunu çok sevdim. Puan vermeyeceğim. Çünkü oyunu bitirmedim henüz. Oyunu bitirmiş olsaydım da hani şu anki görüşlerime göre, şu anki gördüğüme göre kesinlikle 8 puanı rahatlıkla alabilecek bir yapım. Tebrik ediyorum valla. Konami'nin buna herkesten çok ihtiyacı vardı. Bloober Team'in herkesten çok ihtiyacı vardı. Umarım çok daha başarılı, çok daha iyi Silent Hill oyunları gelir. Artık iyice eski bir kültürde almaya başlayan Silent Hill, Resident Evil gibi küllerinden doğarak yeniden karşımıza çıkar. Başka bir videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Eğer abone değilseniz de abone olmayı unutmayın.